İsmail Kılıçarsan, küfürbazlar, ezikler, ahlak satıcıları. Vay arkadaş, vay arkadaş, vay arkadaş. Kim olduğunu bilmediğimiz, temsiliyet kabiliyeti olmayan bir adet sosyal medya hesabı, terbiyesizlerin en büyüğünü yapıp, Başak Demirtaş'a ağza alınmayacak son derece incitici bir kelam etti diye hepimizin özür dilemesini bekleyen, bunu icbar eden bir atmosfer oluşturuldu açık konuşayım. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuyla ilgili olarak yazdıkları dışında özür pozisyonundan yazılan her mesaj bir çeşit ezikliktir. Niçin Abdülhamit Gül dışında? Şundan. Konunun hukukla, kişi hakkıyla ilgisi vardır. Dolayısıyla Bakan'ın konunun takipçisi olacağız. Bu terbiyesiz hukuk önünde hesap verecek minvalinde yazması son derece normaldir. Abdülhamit Gül işini yapmaktadır ve buldukları her fırsatta bakanla hesap kesmeye çabalayan ekibe kötü bir haberim vardır. Aradığınız ekmek orada da değildir. Fakat bunun ötesinde adını sanını bilmediğimiz, nereden gelip nereye gittiğini çıkaramadığımız, temsil kabiliyeti olmayan bir çakal üzerinden hadi bakalım. Bu ahlaksızlık size aittir. Özür dileyin kampanyası başlatanların ekmeğine yağ sürer gibi çok özür dileri sırasına girmenin manası nedir? Manasını söyleyeyim. Ezikliktir yapılacak en mantıklı şey bu terbiyesizliği lanetlemek ve bu terbiyesizlik üzerinden geçmişi hatırlatmaktır. Yapmadığımız, yapmayacağımız bir şey üzerinden özür dilemek denesi. Ah, hele bir de memleketin en temiz insanlarıymış, kadın haklarını pek gözetirlermiş gibi bize ahlak satmaya çabalayanlar yok mu? Oturun ulan oturduğunuz yerde. Bir kez daha oturun ulan oturduğunuz yerde. Canan Kaftancıoğlu'nuz o yüksek ahlaki seciyesiyle Tayyip'in nokta 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 kılı olmaya meraklı ne çok kadın varmış yazdığında neredeydi? Ahlak taslamanız Orhan Aydın denilen zavallınız Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a ağza alınmayacak terbiyesizlikler yaparken neredeydi ahlakınız? Ruşen Çakır, gezi sürecinde Tayyip Erdoğan'a ve ailesine en galis küfürlerin yazılı olduğu bir minibüsün önünde poz vermedi mi? Barış Atay isimli arkadaşınız, çarşaflı bir anne fotoğrafının altına resimdeki anneyi bulunuz yazarak terbiyesizlik etmedi mi? Gezi sürecinde Emine Erdoğan'a akla hayale gelmedik küfürlerin yazılı olduğu pankartları biz mi paylaştık, siz mi olan Nihal Bengüsü Karaca'dan Merve Şebnem'e Hilal Kaplan'dan Elif Çakır'a, kadın gazetecilere en ağza alınmadık küfürleri, en leş hakaretleri eden CHP-HDP gençliğiyken nereye kaçtı o çatal diliniz? Oğlu, ciğer paresi, yaşamla ölüm arasında gidip gelen Sümeyra Keleş Yerkele edilen akıl almaz küfürleri görüp de ses mi çıkardınız? Bu yanlış dediniz mi hiç? Kaftancıoğlu'nun, Aydın'ın, Atay'ın, Ataklı'nın temsil kabiliyeti yok mu? Akıldan müsellahlar mı? Neredeydi ahlak pozunuz? Niye özür dileyin de özür dileyin kampanyanızı patlatmadınız? Başak Demirtaş'a edilen lafların yenileri yutulur tarafı yok. Büyük terbiyesizlik. İnşallah o terbiyesizlikleri yapanlar bulunur ve cezasını çeker. Fakat bu konuda ahlaki posta kınıp ahlak satacak son kitle mal bulmuş mağribi gibi özür dileyin deyince isyan ediyorum işte. Yapmadığımız, söylemediğimiz, yapmayacağımız, söylemeyeceğimiz kelamlar üzerinden sanki bir suçumuz varmış gibi bık bık edilmesini zerrece anlamıyorum. Bir kez daha oturun ulan oturduğunuz yerde. Oturup kendi evinizin önünü süpürmeye başlayın. Mesela karısını döven, olmadık duygusal taciz yapan gazetecilerinizle başlayın işe. Mesela kumar reklamında oynayan sosyalist sanatçılarınıza ayar vermekle başlayın işe. Ahlak satmayın, ahlaklı yaşamaya bakın ve merak etmeyin. Biz son olayda da örüldüğü üzere içimizdeki ahlaksızları lanetleme konusunda hiç de fena olmayan bir performans gösteriyoruz. Biraz da siz yapın üzerinize düşeni. Ve mesela ilk iş içinde kadınlar ve çocuklar varken bir evi taciz ettirmeyi marifet sayan meşhur kadın politikacınızla başlayın temizliğe. Hepimiz rahat edelim. <laughs>